Önümde dikilip durmayın. Allah Allah. Şöyle buyurun efendim. Böyle terbiyesizlik. Böyle terbiyesizlik. Çekil. Merhaba. Bir zorbalıkla, bir kurguyla, bir yalanla, bir iftirayla sabahın 7'sinde gözaltına alındık değerli kamuoyu ve az evvel serbest bırakıldık. Niye mi serbest bırakıldık? Hakkımızda kesinleşmiş bir hüküm var ama niye mi serbest bırakıldık? Gözaltına alınmamız kesinleşmiş hüküm nedeniyle değil. Bizi meclisten çıkarmak için suç uydurmuşlar. İftira atmışlar. Daha sonra beraat alan bir dava ile ilgili bir görüntüyü paylaşarak bir algı oluşturmaya çalıştırmışlar ve sabahın köründe sabah 7'de ya 5 dakika durun diyorum, namazımı kılayım, üstümü giyeyim, çıkalım gidelim, tamam, ama büyük bir gayretle beni gözaltına almaya çalışıyorlar. Karakolda kılarsın dediler, vakit dar, burada kılayım çıkalım dedim, bakın insanca söylüyorum size dedim. Ama dinlemediler. Hemen bir hamle yaparak koluma sarıldılar ve bizi koşturarak asansörlere götürdüler. Ve asansörlerde yine aynı şekilde çekiştiriyorlar, darp ediyorlar. Ve bu esnada merdivenlerden inerken trabzanı tutarak ne yapıyorsunuz dediğimde yine çekiştirerek, hatta bu sefer bacağıma hamle yaparak karga tulumba götürme hamlesi yaptılar ama başaramadılar ve yürüyerek polis otosuna bindik ve hastanedeki doktor kontrolünden sonra, ki orada sol ön kolumdaki kızarıklıklar, ekimoz, sağ ikinci parmağımdaki travma, boynumdaki kas ağrıları da tespit edildi ve ardından ifade verdik. İfademiz de bir skandaldı. Bakın bunu söyleyeyim. İfademiz de bir skandaldı. Bizim ifademizde bana yapılan darpları anlattığım bölümü ifadeye yazdırmak istemediler. Git başka suç duyurusu yap dediler. Ya işte bakın kendi bana yapılanı söylüyorum dedim. Hayır, başka git suç duyurusu yap deyip durdular. Biz 6-7 saat bunun tartışmasını yaptık orada. Sivil giyimli bir şahıs benim ifademe müdahale etti. Verdiğim ifadeyi sildirdi. Amirlerinden bir talimat alıyordu herhalde. Peki sen sildiriyorsan kimsen, adını sicilini de yazalım tutanağa dedik. Yazdırmadı. Böyle esrarengiz işler döndü. Yani orada bile avukat arkadaşlar, görevliler hayatta görmedikleri bir olayı gördüklerini söylediler. İfadeye müdahale, bu şu ifadeyi veremezsin gibi muamelelerin kabul edilemez olduğunu söylediler. Ben şunu en başta söyleyeyim. Çok ahlaksızca bir gözaltı yapılmıştır. Meclis başkanı bunu organize etmiştir. Bahçeli emri vermiştir. Tak diye emretmiş, şak diye yapılmıştır. Ülkede artık bir yönetim ciddiyeti kalmamıştır. Ne bir yönetim vardır, ne de meclis başkanlığı vardır, ne de meclis vardır. Meclis başkanlığı birilerinin emriyle milletvekili düşürmekle meşguldür. Birilerinin emriyle bu haksızlığa karşı direnen bir milletvekilini meclisten yalan dolan iftira iddialarla attırmaya çalışmaktadır, gözaltına almaya çalışmaktadır. Bütün bunlardan sonra yazıklar olsun demekten başka bir şey demiyorum. Kolektif bir sahtekarlık vardır. Devlet belgelerinde, resmi belgelerde bile bile, bakın bile bile sahtekarca görüntüler kullanmışlardır. Ve bunun üzerinden bir algı oluşturup zulmettikleri bize bir başka zulüm daha yaşatmaya çalışmışlardır. Tekrar yazıklar olsun ama tüm kamuoyu bunu görüyor. Bu zulmü görüyor. A'dan Z'ye bizim yargılanmamızın başlamamızdan, meclisten şu anda gözaltına alınmamıza kadar tüm bu orta oyununu görüyor ve
Kamuoyu teslim olmayacak. Kamuoyu zulme uğrayanın yanındadır. Kamuoyu zalime karşıdır. Şu sahtekarların, şu utanmazların, şu bütün resmi belgelerde evrakları tahrip eden, evraklarda tahrir oluşturan kişilerin ne yapmaya çalıştığını da görmüştür. Şu anda biz Ankara nevrozuna gidiyoruz. Bizim sesimizi kısamadılar. Bakın, uyduruk gözaltından sonra biz çıktık ve Ankara nevrozuna gidiyoruz. Halkımızla buluşmaya gidiyoruz. Bayram yapmaya gidiyoruz. Belki beni tekrar bu prosedürel işlemlerden sonra gözaltına alabilirler. Ama biz kanımızın son damlasına kadar, hayatımızın son anına kadar, son nefesimize kadar, son gücümüze kadar hakkı hakikati söylemeye devam edeceğiz. Bunu da tüm kamuoyu bilsin. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık.